nasıl Amerika'ya geleyim? Şimdi arkadaşlar, çok kişiyle göz göze geliyorsun ve göz göze geldiğin kişiye aşık olma olasılığın çok yüksek çünkü çok güzeller kardeşim. İnsanlar vize alırken şu an zorlanıyor. Çünkü 6 aydan sonra burada kalamıyorsunuz. Bizim buradaki Türk kızlar maalesef çok problem yaşıyor. Hem göz zevkiyle doyuruyoruz sizi hem de bilgiyle. Duymayın. Amerika'ya nasıl gelirsiniz konusunda bir diğer şey de şu. USC öğrencileri var mı? Acentanın kötü. Zaten diğer eyaletlere göre 2-0 geriden başlıyoruz. Şimdi bu serüvenlere sen Amerika'da gireceğim diyorsun illaki. Kanka yalnız buradan giriş yok ha, sen araba yolundan gireceksin. Yanlış. Köydeki dayıyı zorla. Bu üniversitenin özelliği çok fazla kızlar. Döndürsene be. Gel gel. Daha demin konuştuk, Türk müsün dediler. Hiçbir şey olmaz. Çek, 100.000 çek. Ne kadar çekebiliyorsan çek. Daha bir hafta oldu. Bir tane kız arkadaş geldi buraya. Green Card'la. Okay. Dün bana yazmış, ben galiba yapamıyorum, dönsem mi diyor. Burada izlenen şeylerin hepsi de gerçek değil. E diyeceksin, parayı nereden bulacağım? Ben size diyorum ki o parayı ödersin. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu... Neyse. Konu çok... Bak burada var ya. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine Amazing Hepinize merhaba. Amazing bir videoyla sizleyiz arkadaşlar. Sizlerle birlikteyiz. Anıl Güler'leyim. Şu skuturu açtırdı bana, bak ne yapıyor ya. Kanka burada USC öğrencileri var bak. Anıl. USC öğrencileri var bak. Vay. Onunla mı gitsek ya? Arkadaşlar bugün süper bir video ile sizlerleyiz artık. Yeter, süper bir video girişini yapayım artık. Arkadaşlar bugün hatırlıyorsanız belki bir sene olmuştur. Belki 6 ay, belki 1,5 sene. Anıl'la bir video çekmiştik. USC'ye gidip böyle dolaşmıştık. Sizlere bilgiler vermiştik. Ve o videonun sonunda dedik ki sorularınızı bize sorun. Biz diğer videoda yapacağız. Onu yapamadık arkadaşlar. Bugüne artık yapacağız. Gel oğlum, arabaya çarpacaksın. Manyak ya. Bugün arkadaşlar o videonun altındaki soruları artı olarak işte Anıl'a Twitch'te gelen sorular, ne bileyim bana Instagram'da gelen sorular, onları toplu olarak cevaplayacağız arkadaşlar. Amerika'ya gelmekle alakalı olarak mükemmel bir video bizleri bekliyor arkadaşlar şu an. Aynı anda bineceğiz kanka. Sıkıntı yok. Ben iyiyim. Sen at. Bana nereden sarılacaksın? Ben abi buradan tutarım şey siki gibi. Sen rahat ol. Kolumu sen yap. 1 2 3 aynı anda. Tamam. Sen de bin. Ben bindim. Boğazımı sıkıyor. Gençler bugün oğlum tutacak yer yok, yer. Tamam. Bunda millet sevgililer biliyor, dayıyor genelde birbirini. Amerika hakkında bilgi vereceğiz size. Şu an bildiğiniz üzere Türkiye'den akın akın geliyorlar. Akın akın. Çok büyük bir kafile geldi. Son THY uçağının %95'i de Adanalıymış. Gerçek bir bilgi. Bugün nasıl Amerika'ya geldik? Niye geldik? Siz niye geleceksiniz veya niye gelmeyeceksiniz? Bunları konuşacağız. Kızda da var. Sorry. Hello. Abi biraz yol verecektim. Gergindi. Evet. Şimdi Oğuz, sana şunu sormak istiyorum. Hani Amerika'ya bir insan niye gelmeli adlı video çekiyoruz değil mi şu an? Evet. Başlığa ne yazacaksın? Yani Amerika'ya nasıl gelirsiniz? Burada ne yaparsınız? Şu an konsantre olamıyorum ama. Olacaksın kardeşim. Başlığı, YouTube yapıyorsan olacaksın. Başlığı kardeşim, videonun konuştuğumuz şeylerin çokluğuna göre de koyabiliriz. Allah otobüsü. Oğlum dur Allah'ıma. Frenlemesi yok. Ben seni çok iyi tutamıyorum, ondan da oluyor. Baksana adamı vicdanından tuttum, vicdanından. Üniversiteye geldik sayılır. Üniversiteye mi gidiyoruz? Yemek yiyecek miyiz kanka? Tamam, yemek yiyoruz önce. Açız. Daha tamam, kahvaltı çok yapmadık. Açız. Yayındaydık. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Amerika'ya gelin. Oturduğumuz zaman vazır vazır başlıyoruz gençler. Öyle böyle anlatmayacağız. Herkes kendini burada bulacak. İsteyen istemeyen bir şekilde. Parası olan olmayan. Çakraları açıyoruz bugün. Bugün kültür şoku yaşıyoruz. Bugün her şeyin cevabını veriyoruz size. Yürü baba, ak git. Dön. Sağa dönüyor. Dön, aynen Sarı ablayı ezme. Sarı olsun, kurumuş yaprak olsun. Oğuz. Oğlum nereye gidiyor? Otoparka yok. Otopark mı? Kanka yalnız buradan giriş yok ha. Sen araba yolundan gidiyoruz. Yanlış girdik. Fren olmuyor. Yanlış fren girdik. Olmuyor. Yanlış. Nasıl çıkacak oğlum bu? Geri çıkmaz. Fren o. Araba yolundan girdik. Kartal bari şeyde. Hello. You can pass, right? Do I need ticket? Yeah, we have car. The small one. Motor park yerine mi park ediyorsun? Gel gel, şurada asansör var. Oradan geri çıkaralım gel. Atla bebeğim. Bin. Adana'dan geçiyor mu? Ver baba gazı ver. Gazı veriyorum. Yükle olmuyor, ver. Aç gazı aç. Aa kanka, bu internetin çekmediği yerde çalışmıyor. İnternet yoksa ben de yokum ha. Hadi bakalım. Asansörle çıkalım. Oha kilitledi lan kendini. Kilitledi kendini. Bokiyedik. Ne kadar para çekti bu bakalım. Taşıyacağız mı? Buraya çıkaracağız, orada bırakacağız sonra. Durdurdu arkadaşlar skuter kendini. Çalışmıyor. Asansörle çıkmadı. Allah'ımızın tırnaklarını görüyor musun? Allah'ıma böbreği dala alır. Burada böyle. Allah'ım zengin parası. O tırnaklarıyla kazandı. Trader Jones'muş bu. Buralara tırnaklarıyla geldi ablam.
Şuradan maske alacağız, maske gibi. Ne o, ablayla çok bakıştınız. Yine her zamanki gibi. Yine aurasını kullandı Oğuz'un. Kanka bu hala çalışmıyor ya. Oğlum bence, bir daha çalıştıracağız onu. Bu bence üniversitede çalışmıyor kanka. Öyle mi diyorsun? Arkadaşlar bu bindiğim scooter. Telefonla açtık. Bazı bölgelerde çekmiyor. Şu an herhalde USB'nin içinde de çekmiyor diye düşünüyorum. Ya da aşağıda internet çekmediği için kendini durdurdu. Aha telefondan bir bakayım. Bak evet. No scooter allowed. Yani scooter'a izin verilmiyor. Kırmızı alanın dışına çık diyor. Evet kırmızı alana girmişiz. Bakın arkadaşlar size de göstereyim. Kırmızı alanda izin vermiyorlar scooter'ın çalışmasına. Kilitliyor direkt kendini. Taşımak zorunda kaldık o yüzden. Neyse artık şuraya çıkıp şey yapacağız. Anıl maske almaya gitti bize çünkü maskemiz yok. Whatever. Hate be aldın mı? Aldım. Dedi ki ne alacaksınız falan dedi. Dedim ki 360 dolarlık bütçemiz var bugün dedim. Domates, peynir, salatalık falan. O zaman gir dedi. Hiçbir şey almadan çıktım ayıp oldu. Bak Red Zone'dayız. O zaman şunu ben park edeyim dışarı. Değil oğlum işte. Oğlum çıkmam lazım. Çıkamıyor şu an. Red Zone'da ya. Allah Allah. Dur ben geliyorum. Şu an yazıyor yani şu an. Para yazıyor. Hemen telledin hemen. Kıza çarpma kız. Havamız şu an 68 derece. 950 Fahrenheit'a denk geliyor. Bilmiyorum burada hep Fahrenheit. Görmüş olduğunuz bu tarihi üniversite USC Amerika'nın yani dolaylı olarak dünyanın en pahalı okullarından bir tanesi. International öğrenciler senediğine 100 bin dolara yakın para veriyor. Eğer Amerikan vatandaşıysan daha uygun oluyor ve eğer Kaliforniya'da oturumun varsa yani buralıysan çocukluktan beri bir indirim daha oluyor. Ama o bile en az 50 bin 60 bin var seneliği. Yani bunlar buranın şeyine de acımıyor. Residence'ına da acımıyor. Residence'ına da acımıyor. Nereye gidiyorsun? Ya ben, bu üniversite çok iyi üniversite ya. Çok güzel. Çok seviyorsun ha sen ben burayı. Ben çok sevdim burayı ya kanka. Evimiz burada. Bir master da burada yapılır be kanka. Ne diyorsun? Bir master da burada mı yapsak? Bura zor ya. Vallahi zor. Zor. Biz yani. İşimiz gücümüz var ya. Vardı ya ben kızlarla kalıyordum ya. Evet onlar buradaydı. O kızlar ne çekiyordu biliyor musun? Sabah öyle akşam. Biz de ne çekiyoruz be kardeşim görüyorsun. Biz de çekiyoruz. Şimdi bir etrafı çek bakalım. Evet, nasıl etrafı çekeceğim şimdi. Abi şu an ortam yanıyor. Gözler üzerimizde çünkü elinde kamera da var. Kanka evet. Çok kişiyle göz göze geliyorsun ve göz göze geldiğin kişiye aşık olma olasılığın çok yüksek çünkü çok güzeller kardeşim. Bugün de aşık olduk. Yani genel itibariyle hanımlarımız, kadınlarımız pek güzel. Ben de masa arıyorum kendimize de videoyu nerede çekeceğiz diye. Biraz da sesli konuşacağımız için şu abla mesela şimdi oturdu. Biraz erken gelseydik otururduk. Bir şey diyeceğim masada birileri de olabilir bence. Bak her, abi herkes bize nasıl bakıyor? Arkadaşlar biz de insanız ya. Şu kamerada mikrofon var diye bu kadar şeye bakmayın ya. Aman kameradan dolayı da yakışık. Işıklığından dolayı kardeşim. Tamam o da biliyorum. Baksana. Tabii ki o da bir etken de kanka. Yani... Saça falan baksana. Özel ya özel. Adana saçı. Ben biraz nerede görecek adam? Bir şey. Baktıkça bakıyor adam. Böyle şu güzelliğe baksana. Sarı sarı sakallar. O yüzden değil mi? Date videoları. Kanka yok mu ajanstan bir şey bugün? Bugün çağır gelsinler. Ayarladık. Karşımıza çıkan birkaç kızla tanışacağız. Sen niye takılmıyorsun ajans dedikleri zaman? Artık alıştın mı? Kanka alıştık. Her şeyi söylüyorlar biliyorsun. Takılsam ne olacak? Yine söyleyecekler. Sen mesela nasıl savunuyorsun kendini? Bir şey diyor musun? Hayır o ajanstan değil. Ben onu kendi emeklerimle buldum dediğinde ne diyorlar? Zaten yanıma gelen görüyor ajanstan olmadığını. O yüzden no problem. Bir şeyler alalım dedik. Her yerde olduğu gibi burada da sıra var. Okulun içinde şu an burası ama yani her yerde sıra bekliyoruz. İliğimiz kurudu burada sıra beklemekten anlatamam. Açız. Açız. Maskesizsin diye sana böyle bakıyorlar ha. Öyle mi? Arkadaşlar şöyle bir yere oturduk. Yemeklerimizi alıp abiden izin aldık oturabilir miyiz diye. Doluydu. Çünkü burada video yapmak istiyoruz. Yerimiz güzel. Çok yer var da. Biz beğenmedik arkadaşlar. Böyle güzel olsun dedik falan. Yemeğimizi yerken videomuza zaten başladık ama başlıyoruz. Güzel bir yer olsun diye de burayı seçtik. Tam böyle orta. Aynen öyle. Etrafı görün gençler. Sizi hem göz zevkiyle doyuruyoruz sizi hem de bilgiyle doyuruyoruz. Do you mind if we put like this? As long as I'm not in it. No, you're not in it. Dayının ağzına soktum. Oha ben. Çok iyi oldu oğlum. Kardeşim ben o zaman o mükemmel soruyla başlamak istiyorum. Neden dersen genel olarak hala bu soruyu soranlar var. Nasıl Amerika'ya geleyim? Şimdi arkadaşlar bunu soruyorsunuz. Amerika'ya gelmenin turisti var, öğrencisi var, yatırımcı vizesi var, bilmem neyi var. Önce ne istediğinizi bilmeniz çok çok önemli. Yanlış mıyım kardeşim? Öyle öyle. Tamam o zaman. Ne öyle. Şimdi. Yani, evet.
Eskiden soru şuydu, Amerika'ya gelmeli miyim, yurt dışına gitmeli miyim? Şöyle bir muhabbet vardı biz küçükken. Biz çok küçüktük o zaman. Dolar 2 idi. Eskiden şöyle bir muhabbet vardı. Yurt dışına gidin, kendinizi geliştirin. Farklı kültürleri görün. Ondan sonra orada kazandıklarınızı kendi ülkenizde kullanın diye bir klişe vardı. Şimdi o klişe bitti. İnsanlar diyor ki ben çıkayım bu ülkeden, kendimi kurtarayım diye bir jargon geldi dilimize. Eskiden böyle bir şey yoktu. Ona katılırsınız, katılmazsınız bunu bilemem. Ama madem bir şekilde yurt dışına gitmek istiyorsunuz, bu yurt dışı ideallerinizden birinci sırasındaki bence Amerika olmalı. Eğer diğerleri hakkında bir fikriniz yoksa veya o diğer yerlerde sizi mesela Almanya'da falan bir akrabanız beklemiyorsa, Kanada'da, Avustralya'da, Amerika daha kolay. Ama ben zoru kanırtacağım diyorsan, vallahi ben Türkiye'de olsam şöyle Avustralya'yı falan, Yeni Zelanda'yı falan bir kovalamak isterdim. Şimdi oralar da çok güzel ama çok bilgi sahibi değiliz açıkçası biz. Yeni Zelanda'da, Avustralya'da iş imkanı ile ilgili vesaire falan. Eminim oralarda da çok iyi şeyler, iyi seçenekler vardır. Biz neden Amerika diyoruz? Çünkü Amerika'da iş imkanı çok, eğitim çok iyi. Hayallerinize bizce daha çabuk ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki bu hayallere ulaştıktan sonra ülkenizde kendi ülkemizi daha da güzel temsil edebiliyoruz. Benim görüşüm böyle. Bir de biz buradayız diye Amerika daha kolay zannediyorlar. Aslında diğer ülkelere gidiş de belki kolaydır. Ama siz YouTube açtığınızda genelde Amerika'da YouTube yapan insanlar olduğu için burayı genelde biliyoruz. Bir de hani bunun diğer ülkeler bazında da düşünmek lazım. Çünkü denedin Amerika'ya, olmadı diyelim. Vizeyi alamadın diyelim. Şu an bir sürü kişi bana yazıyor, abi vizeyi alamadık yazıyor. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi sizin yanlış dil okuluyla gelmeye çalışmanız. Pide buymuş kanka. Pide bu muymuş? Burada da var. Oğlum dünya ekstra para verdik. 40 dolar tuttu şura, 40 dolar. Normalde evet. Buranın oluru 20 dolar. Ne diyorsun sen? Diyordum ki Türkiye cennet. Amerika kıskanıyor diyorum Türkiye'yi, inanmıyorlar. Şu an burada mesela bak etrafta kızlar falan var. Daha demin konuştuk, Türk müsün dediler. Evet dedik, şansınıza sıçayım dediler. Bizden para istediler. Çünkü bizim ekonomimiz iyi olduğu için herkes bizi çok zengin zannediyor. Bizi Norveç falan zannediyorlar, Dubai. Hayır dedik, öyle gözüktüğü gibi değil dedik. Her şey dedik, siyasetçilerin konuştuğu gibi değil dedik. Biz de tabii zenginiz dedik. Size göre bir 6-7 gömlek daha yukarıdayız dedik Amerika'ya göre, ama bunu konuşuyorduk kanka. Allah'ıma adamı vururlar, o zaman bazuka atarlar bana. Diyordum ki insanlar vize alırken şu an zorlanıyor. Çünkü ucuz dil okullarıyla geliyorlar. Benim size vereceğim ilk tavsiye, Türkiye'den çekin krediyi. Çek baba krediyi. Burada ödeyin. Buradan ödeyin. Hiçbir şey olmaz. Çek 100 bin çek. Ne kadar çekebiliyorsan çek. Git bankalara git. Buradan bankacılara sesleniyorum. Gençlerin parasını verin. Kredi çünkü verin çocuklara. Kredi verin çocuklara. Çocuklara para verin. Çocukların parası yok. Vize görüşmesinde bankada para gösteremiyorlar çocuklar. Burada o çocuklar yolunu bulur. Yolunu bulur. Burada acını öden adam yok. O yüzden parayı alın, gelin burada ödersiniz. Hiç değilse bir araba olacak para. Çünkü çocuk diyor ki abi diyor araba ne kadar? 5000 dolar. Ya çocuk hayal kuruyor 18-19 yaşında. O 5000 doları yok onun. Yok. Babayı zorla, köydeki dayıyı zorla. Zorla didikle de ki fazlasıyla vereceğim de. Bana güvenin. Aynen, Anıl kardeşim diyor ki burada bir şekilde arkadaşlar o parayı kaç ay içinde geri ödersiniz diyor. Nasıl geliyorsanız gelin diyor. Amerika'ya nasıl gelirsiniz konusunda bir diğer şey de şu. İlk konuya aslında oradan girmiştim. Ne olmak istediğiniz, ne yapmak istediğiniz çok önemli arkadaşlar. Eğer okumak istiyorsanız kesinlikle zaten öğrenciyle gelin. Çünkü turist geliyorsanız 6 aydan sonra burada kalamıyorsunuz. Sonra ne oluyor? Öğrenciye çevirmek zorunda kalıyorsunuz. Ülkeden çıkamıyorsunuz. Ama öğrenci olarak gelirseniz 5 yıllık bir vize alsanız 5 yıl boyunca okula gittiğiniz sürece burada istediğiniz kadar ülkenize gidip ya da başka bir ülkeye girip çıkabilirsiniz. Yani dil okuluyla başladınız. Dil okulundan kalıca geçtiniz. Kalıçtan sonra dediniz ki ben üniversitede okumak istiyorum. Üniversiteyi de bitirdiniz. Master bile yaparsınız o vizeyle. Ve bu aşamalarda ülkenize gidip gelirsin. Ya da artık evleniyor mu? Asylum diye bir şey var. Sığınma. Sığınıyor musun? Ne yapıyorsan yap. Ama sığınmayı boş ver. Ama evlenmek iyidir. Çünkü özellikle kızlarımız evlensin. Çünkü bizim Türk kızları çok dikkat çekiyor. Bizim Türk kızları farklı. Tavsiyelere girecek miydik? Tabii, Türk kızları farklı. Türk kızlarına ölüyorlar. Ben hangi Türk arkadaşımla buluşsam nasıl bakıyorlar? Bana da diyorlar, biliyorum. Türklere nasıl bakıyorlar? Türk kızları çok güzel diyorlar. Sarıları sevmiyorlar ama. Sarı olmayacak. Özellikle esmere. Ben öğrettim. Thank you. Adam kalktı da karşımıza geldi. Esmer'in adı Kumral'ın dadı. Yalnız ben burada çok vukuat da duydum. Bana yazdı mesela bir tanesi. Dedi ki Anıl dedi, ben dedi bir tane siyahi bir sevgili yaptım dedi. Bütün kozlar onun elindeydi dedi. Bunu bir sene odaya kapatmış. Dövmüş.
Kim? Bir tane siyahi sevgilisi varmış. Bu da çalışıyor, bunu report etmesin diye. Bir şey diyememiş, polise gidememiş. Çocuk buna bildiğin işkence yapmış. Bir tane kız geldi, ekledi beni Instagram'dan. Bayağı içini döktü, döktü, döktü. Anlattı. Ben Güzin abla oldum ya. Ondan sonra gitti. Los Angeles'ta mıymış? Ha. Gitti mi Türkiye'ye? Gitti, geri gelecek. Bulup dövelim adamı. Ya büyük ihtimal gang falandı. Bizim buradaki Türk kızlar maalesef çok problem yaşıyor. İlişkiye giriyorlar. İlişkide de bayağı şiddet görüyorlar yani. Korkuyorlar da bir şey de yapmıyor. Amerikalı'dan mı kız şiddet bir görüyor? Sene boyunca, bir sene boyunca sadece ot içmiş. Bir sene boyunca sadece Munchies'teki o çikolata kraker yemiş. Allah. Kız diyor ki 20-30 kilo aldım diyor. Evden de çıkartmamış ama burnunu bile kırmış. Çocuk kızın burnunu kırmış. Bayağı her gün dövüyormuş. Şikayet falan etmemiş mi? Edememiş, korkmuş. Ben de kızdım bayağı. Yani ben daha sevgili neler duydum. Sevgili arkadaşlar, böyle bir şeyde mutlaka hakkınızı arayın. Yani yemin ediyorum bak bu gerçek ha. Bir tane daha bir arkadaş var. O da lezbiyen evlilik yapmış. Bir ton sıkıntı yaşıyor. Ulan lezbiyenle evlenmiş kız bunu dövüyor. Bizim bu Türk kızlarının çektiği nedir arkadaş? O da dayak yiyormuş. Yani ben bilmiyorum. Bana geliyor, onlar bana geliyor. Sen merak etme. Neyse konumuza dönelim. Buraya geldikten sonra da iş bitmiyor. Daha bir hafta oldu. Bir tane kız arkadaş geldi buraya green card'la. Okay. Dün bana yazmış, ben galiba yapamıyorum, dönsem mi diyor. Yemin ederim bak. Dedim ya, niye? Kanka. Kimsem yok diyor. Dedim burada kimsenin kimsesi yok. Çok doğru demişsin. Kimsenin kimsesi yok burada. O dedim, o gözüken, o YouTube'da izlenen şeylerin hepsi de gerçek değil. Buraya geldiğinizde bir kere psikolojik olarak güçlü değilsen buradan hiçbir şey alamazsın zaten. Bir kere güçlü olacak psikolojik olarak. Bunun da en büyük kaynağı eğitim. O gittiğiniz üniversitede millet sizin elinize iş verecek diye bir şey yok. Psikoloji veriyor. Güçlenmeyi veriyor. Adam olmayı veriyor. Onu alacaksınız. Onları bir alın, bir güçlenin. Ondan sonra burada rahat edersiniz. Tabii ki bu dediğim insanlar da üniversite mezunu. Onlara bir şey dediğimden değil de sen onları tanımıyorsun zaten. Ve arkadaşlar gerçekten buraya gelirseniz buranın eğitiminden mutlaka faydalanmanızı şiddetle öneriyorum. Böyle okul saçma sapan falan filan diye bir şey yok. Kendinize mutlaka burada bir şeyler katın. Lütfen size yalvarıyorum. Tekrar konumuza geri dönelim. Sürekli konudan uzaklaştık. Biz şu an sizle date yapıyoruz. Oğuz böyle bir format yapalım dedi. O yüzden yemek yiyoruz. Yani siz karşımızdasınız, biz ondan yemek yiyoruz. Yoksa biz toktuk zaten. Yani sizle sohbet ediyoruz arkadaşlar şu an. Öyle düşünebilirsiniz. Şunu sormak istiyorum kardeşim. Hemen. Arkadaşım Türkiye'de. Türkiye'den atacağı ilk adımın ne olmasını önerirsin? Bir tane akıllı ve mantıklı, güzel, kazıklamayan, ben kazıklandım. Ajans bulacaksın. Çok bırak iyi. Ajans her şeyini halletsin. Sen diğer türlü uğraşacaksın ve ondan sonra o vizeyi alamayacaksın. Bütün Amerika yerlerin kırılacak. Hiç çok gerek iyi. Yok. Verin. O benim gittiğime gitmeyin de. Hangisine gidiyorsanız gidin. Ankara'daydı. 4 harfli Y ile başlıyor biliyorsunuz. Ona gitmeyin. Hangisine gidiyorsanız gidin ama iyi olmasına gayret edin. Çünkü mesela daha ben 2 gün önce, 3 gün önce buraya yeni gelen insanlarla konuştum. 2 farklı kişi aynı sınıfta farklı dil acentasıyla gelmiş. Bir tanesi abi $4,000 ödemiş. Bir tanesi $6,000 ödemiş mesela. Acentanın kötülüğü ya da geçirmesi. Almış falan abi, acentanın geçirmesi. Öyle geçirenlerden uzak durmak lazım. Ama güzel okulla gelin. He diyeceksin, parayı nereden bulacağım? Çek kredi gitsin. Yani borçlan. Çünkü buradan bir şekilde ödersin. Buradan ödersin arkadaşlar. Evet. Diyeceksin ki ben orada nasıl para kazanacağım? Kazanılıyor işte. Gelince oradan bir saatlik bizim workshop'ımız olacak. O workshop'ta her şeyi size açıklayacağız. Yalnız video yok. Whatever. Evet, acenta çok önemli. Acentalara şunu sorabilirsiniz arkadaşlar. Daha önce gönderdiğiniz öğrencilerle konuşabilir miyim? Bir referans alın. Acenta gerçekten iyi mi? Çünkü maalesef ki bu işi her yerde, dünyanın her yerinde olurundan fazlasına yapan çok işletme var. O yüzden acentayı çok dikkatli seçin. Gidenlerle konuşun mutlaka oraya. Acentaya gitti. İlk önce nereye gitmek istediğinize mutlaka karar verin. Los Angeles olur. Diğer şehirler, diğer eyaletler olur. Yani Los Angeles'ta biliyorsunuz hayat biraz daha pahalı ve zor. Hani Los Angeles'ta değil de şunu da diyebilirsiniz kendiniz. Ben sessiz, sakin bir hayat istiyorum. Bir tane kasabada oturmak istiyorum da diyebilirsiniz. Bu ara iyiydi ya, kızla peş peşe geçince. Onlar görmüyor yalnız, ayıp oluyor. Evet, arkadaşım bakışıp güldükçe attırmayın. Neyse arkadaşlar. Şunu diyebilirsiniz. Ben böyle büyük şehir hayatı değil de kasaba hayatı seviyorum diyebilirsiniz. Sessiz sakin okuluma gideyim, okulumdan geleyim. 2-3 tane arkadaşım o. Yani bu hayatı sevmeniz de normal. Öyleyse öyle yerler arayın. Yani öyleyse Los Angeles'a gelmek size eziyet olur hakikaten de. Ben mesela Work and Travel'da Colorado'ya gitmiştim. Orası çok güzeldi abi. Herkes böyle tam bir Amerikalı.
Tam bir Amerikalı ama. Böyle Amerika'nın göbeği. Böyle şehir hayatı yoktu. Tamamen köy hayatı vardı ama ben çok sevmiştim orayı. Hani bir de hatta şimdi road trip'te oraya gideceğim bir daha ziyarete. Selamun aleyküm, ben büyüdüm geldim diyeceğim. Bütün çalışanlar değişmiştir, ayrı mesele de. Hani biz şimdi buradayız diye illa LA'ya gelinecek diye bir şey yok. Sadece LA bence Amerika'nın en güzel yeri. O ayrı mesele ama çok pahalı. Ben mesela road trip videolarında göreceksiniz. Ya da bilmiyorum ne zaman atacağız videoyu da. Arkadaş benim aynı oturduğum eve veriyor $800. Ben veriyorum $1800. Biz burada benzine veriyoruz $5 galonuna. Onlar veriyor $2.5. Bunun gibi. Hani buraya geleceksin diye bir şey yok. Özellikle parayla haşır neşirsen zaten. Yani para kazanmak için, ailene para yollamak için burada çalışacağım diyorsan Los Angeles'a gelmek çok saçma. Zaten diğer eyaletlere göre 2-0 geriden başlıyoruz. 1000-2000 dolar geriden başlıyoruz. Doğru evet, mu? Evet arkadaşlar, yani amacınız sadece paraysa da bence Los Angeles'a gelmek çok mantıklı değil. Bizim şahsen amacımız ilk başta para kazanmak yerine kendimize biraz yatırım yapmak. Değil mi? Sende de ben onu görüyorum. Kendimizi geliştirmek, oradan almak, buradan almak, işte eğitiminden almak, şusundan almak, network'ünden almak. Ama şunu da diyebilirsiniz. Ben çok para kazanmak istiyorum. Sonra ülkeme dönmek istiyorum. Şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum. O zaman bakın daha ucuz yerlere gidin. Kirası, ne bileyim işte hayat şartları daha ucuz yere gidip daha çok para biriktirebilirsiniz. Çünkü LA'de para biriktirmek zor. Zor. Ondan sonra gitti bu adam ajansa, dedi ki ben böyle böyle Amerika'ya gideceğim. O da ona diyecek ki haliyle ver parayı git. Ama özellikle lisedeki arkadaşlar çok acele ediyor. Ben diyor direkt geleceğim. Ben diyor şu yaşımda geleceğim. Ben diyor, yani bence en mantıklısı üniversite okuyup gelmek. Diyorsan ki yok ben illa 19 yaşında geleyim, o da olur. Ondan sonra biraz uğraşırsınız ama ailenizin aklı falan kalır. Evet, yani okulunuzu gerçekten güzelce okuyun arkadaşlar, üniversitenizi. Burada üniversite okuyacak imkanınız yoksa, çünkü şartlar çok ağır oluyor, dersler zor oluyor, çalışmak zorunda kalıyorsunuz ama derslerden çalışamıyorsunuz. O kadar şeyiniz yoksa üniversitenizi okuyun güzelce. Bizim üniversitelerimizin eğitimi çakamaka çok iyi, çok güzel, bunu da biliyorum. Gelin burada master'ınızı yapın. Master'la ilgili bilgi veririz, konuşuruz. Uygun okullar var, orta okullar var, pahalı okullar var. Onları size açıklarız. Ne okumak istiyorsanız onun hakkında bilgi veririz. Ama üniversiteyi mutlaka okuyun arkadaşlar bir şekilde, lütfen. Ya da Work and Travel da gel. Work and Travel yapın. Work and Travel, üniversite okurken Work and Travel yapın. Çok önemli bu. Geçen sene biliyoruz yapamadınız. Koronadan dolayı. Şimdi o konuda da şöyle. Ben sana diyeyim. Türkiye NATO ülkesi olduğu için Türkiye hiç kapanmıyor. Halen daha devam ediyor. Mesela Amerika ile Rusya'nın bütün bağlantıları kapandı. Bitti. Şu an hiçbir Rus Rusya'dan buraya gelemiyor. Komple kapattılar. Vizesi olsa da mı gelemiyor? Abi vizesi eskiden varsa gelir. Ama artık konsoloslukları bile kapattılar. Rusya bitti. İran bitti. Birçok fakir ülke zaten nasıl olduysa bilmiyorum kapatmış yine Amerika'ya. Yani Amerika aslında çoğu yere şu an kapattı. Çünkü herkes akın akın buraya gelmek istiyor. Afgan ordusu gibi, Taliban gibi geliyorlar Allah'ıma. Buraya da geliyorlar. Gerçekten bak. Türkiye'den halen daha bence gelen insan sayısı fazla ve Türkiye'ye şu an green card daha fazla veriliyor bence. Benim bir arkadaş vardı. Green card ofisinde çalışıyordu. Mesela çifte vatandaşlığı olanlara, mesela Avrupa vatandaşlığı da var, Türk vatandaşlığı da var. Diyordu ki Türk vatandaşlığından başvur diyordu. Türkiye'ye daha fazla çıkıyor diyordu green card. Aa. Tabii. İlginçtir. Öyleymiş abi. Türkiye'ye veriliyor. Yani siz vizede de şu anda yani alma ihtimaliniz var. Diğer ülkelere göre. En azından bir Brezilya'ya göre falan daha fazla herhalde. Brezilya'ya göre şansımız daha yüksek. Brezilya'yı düşünün abi. Bir çocukla tanıştım geçen. Hı-hı. Brezilya'dan da akın akın buraya gelmeye çalışıyorlar ya. Tabii Brezilya hep öyleydi ama. Bizim Türkiye'de yeni başladı bu furya. O Venezuela'yı falan komple kapattılar ya. Hı-hı. Ondan önce o kaçan Venezuelalar kaçabildiği kadar kaçmış. O ben şeye gittim ustaya, Texas'ta. Türk yani araba satıcısı. Orada bir de mekanik. Ulan çalışanlar hep Venezuelalı. Adamlar her şeye okey. Kaçmışlar bir şekilde, gelmişler ama buraya. Burada da zaten kaçak maçak kalıyoruz. Yani burada kimse bir şey demiyor. Bir de yakalanmayacaksın o sınır polisine. Biz yakalandık ya. Bize bir şey olmadı tabii. Ha, çeviriyorlar. Onlar ama onlara atarlardı. Onlar olsa atılırdı ülkeden. Bize daha bu saatten sonra kış diyecek adam yok. Için... Daha bitti. Şeyden bahsediyor arkadaşlar. Onu açıklayayım. Bilmiyorlardı çünkü. Açıkla. Burada eğer Meksika sınırına yakın bir yerden geçiyorsan checkpointler oluyor. Border Patrol'ün yaptığı, yani sınır polisinin yaptığı kontrol noktaları oluyor. Oradan geçiyorken giriyorsun oraya mecbur. Tüm yollar kapalı çünkü. Senin burada yasal olduğuna dair, daha doğrusu şöyle, Meksika'dan girmediğine dair belgeler istiyor. Kaçak ha. Girmediğine dair. Ama senin bütün her şeyine bakıyor. Tabii. Ya adını girince görüyor aslında da. Orada şeylik yapıyorlar. Buse ile video çekmeye giderken biz girdik kanka. Townhouse, Cowboy Kasabası videosu var ya. Ona giderken, dönerken arkadaşlar checkpoint. Yani insan bir tırsıyor yani. Hani sıkıntı yok durumumuzda da. Kimliğimizi verdik arkadaşlar ikimize. Sadece kimliğimiz var. Pasaportum falan yok. Amerikan kimliğim var ama. Dedi ki lütfen dedi bir dahaki yanınızda pasaportunuzu falan filan da taşıyın falan filan işte. Neyse ondan bahsediyordu. Ek bilgi söyleyeyim. Onun dışında arkadaşlar. Peçete soru... var mı peçete? Yok ben de baktım ya. Bir dakika.
Arkadaşlar bu videoyu öyle sohbet tadında çekmek istiyoruz. Güzel bir şekilde size faydalı olacağına da eminim. Benim Anıl'la çektiğim önceki videodan kalma sorulara şu an bakacağım. Çünkü onun altına sizden yorum istemiştik. Siz de yorum yapmıştınız ama ikinci videomuzu bir türlü çekemedik. Şimdi hemen o soruları okuyacağım size arkadaşlar. Ne yapıyor? Oğlum senin şarjın bitmiyor değil mi lan? Şimdi bu serüvenlere sen Amerika'da gireceğim diyorsun illaki. Sen bunun aynısını Avustralya'da da yaşarsın, Avrupa'nın bir ülkesinde de yaşarsın. Orada da kendi arkadaşlarını bulursun, orada da bir şekilde yolunu bulursun. İlla burada olmasına gerek yok. Abi adam geliyor, dedim niye geliyorsun, sen buradasın abi diyor. Lan ben ne olacak iş mi? Ben geldiğimde kimseyi tanımıyordum mesela. Oğuz benim ilk arkadaşım buradaki. Geldim ben burada dil okuluna, başladım Oğuz'la aynı sınıfa düştük. Sen de gideceksin, gittiğin yer neresi olursa olsun orada kendi çevreni kuracaksın, arkadaş çevreni yapacaksın. Ben şimdi mesela burada arkadaşlarla road trip falan yapıyorum. İnsanlar diyor ki abi şundan niye gezmiyorsun, ondan niye gezmiyorsun. Lan bize halen de Yozgat'ta yaşıyoruz zannediyorlar. Hani onlara ben açtım zaten. Ben onları yaşadım fazlasıyla. Artık daha relax moda girdim. Daha böyle kafa dengi insanlar olması lazım ki oralardan zevk alasın. Çünkü YouTube falan da yapıyorsun. Video falan da çekiyorsun. Bir yerden sonra o seviyeye geliyorsun zaten. Bir sürü arkadaşın oluyor. Biz mesela Oğuz'la. Mesela Oğuz'un bir sürü arkadaşı var, ben tanımam. Benim bir sürü arkadaşım var, Oğuz tanımaz. Ama biz hep Oğuz'la yan yanayız, hep konuşuruz. Aramızdaki muhabbet hep farklıdır. Sizin de gittiğiniz zaman böyle kankileriniz olacak ama her zaman kendi hayatınız olacak. Yani dışarıda... Hangisi? Kafam karıştı aman. Bu üniversitenin özelliği çok fazla kızlar. Döndürsene be. Döndüreyim mi? Biraz da... Kızlar gel, gitti oğlum. Gel gel. Gel. Yani he. Oğlum karanlık oldu lan. Evet gel geri şuraya geçeceğiz. Yine haklarını kaybettiler ya. Yani dediğim o ki illa Amerika olmasına gerek yok. Sen bir yere git, orada yolunu bulursun. Bizim Türkler yolunu bulur ama acele etme. Bir okulunu oku ya, bir üniversiteni oku. Kaçmıyor lan bura. Bura hep var. Ama işte çocuk da haklı bir yerde abi. Şimdi artık yani Türkiye'nin durumu insanlarla konuştuğum kadar biliyorum. Böyle birazcık buraya gelmiş insanlar. Aslında tamam hadi bu ekonominin, siyasetin, bunların hepsinin nedeni var ama bence en büyük nedeni insanların insanlara olan saygısızlığı. Herkes birbirine küfür ediyor. Kimse kimseyi sevmiyor. Biz daha gitmedik bilmiyoruz ama gitsem anlatırım da ben onu şaka yolla anlatırım. Normal anlatamam gerçi. Oğuz da aynı şekilde anlatır da. Abi insanlar çok saygısız olmuş. Birbirlerine karşı çok sallıyorlar. Bize de yansıyor bu. Biz YouTube yapıyoruz. Sağ olun. Biz YouTube yapıyoruz. Bize de yansıyor bu. Ben birazcık da insanları sükunete davet ediyorum abi. En azından bizi izleyenler abi boş verin. Sallamayın kimseyi. Kim ne yapıyorsa yapsın. Boş verin. Bu çünkü bu sefer zaman geçtikten sonra kendi içinizde bir gerginliğe neden oluyor. Ama buraya gelince de artık yayarsınız abi. İnşallah gelebilirsiniz. Arkadaşlar evet yayarsınız. Birbirinize nice olun ya. Herkese nice olun. İnsanlara karşı nazik olun. Çok zor bir şey değil. Kadınlara karşı nazik olun. Herkes böyle. Arkadaşlarımıza karşı nazik böyle olun. Böyle ol böyle. Lütfen ya. Boş ver bunu. Çok zor bir şey değil. Sabırlı olun. Bir de arkadaşlar bir diğer konu ise. Yaklaştırsana kamerayı. Arkadaşlar rica ediyorum. Hayaliniz burada güzel işler yapmak olsun. Sürekli kanka sürekli mesaj alıyoruz biliyorsun. Çocuğun hayali mesela şu. Burada garson olmak. Burada DoorDash yapmak. Amerika'da bok olayım da ben diyor. Ne olursam olayım diyor. Tamam bakın bunları yapın. Bunları yapmak güzel bir şey. Bok da ol. Bunları yapacaksınız, geleceksiniz, paranızı kazanacaksınız. Hiç önemli değil. Her türlü işe saygımız var ve her türlü işi yapabilirsiniz. Kesinlikle iş küçümsemiyoruz. Ama hayallerinizi daha yüksek tutun. Hani hayaliniz gelip burada şunu yazan var ya kanka. Abi gelin bokunu temizleyeyim. Gelin tuvaletin böyle kapıda kesinlikle arkadaşlar. Olayım. Yani sizin kapasiteniz bu değil. Çok daha yüksek. Siz güzelce okusanız, güzelce çalışsanız neler neler yaparsınız. Anlıyorum o an böyle şakasına şakayla karışık da söyleyebiliyorsunuz ama yine de kafanızda daha büyük şeyler olsun. Ne kadar büyük şey olursa o kadar daha büyük işler yaparsınız. Diyor bence. Ki ben diyor oraya geleceğim diyor abi Uber şoförü olacağım diyor. Tamam ol. Uber yap. Zaten ne güzel. İş yaptığının bir önemi yok. Sen içten içe tabii. Huzurlu ol da rahat ol da ondan sonra kafayı da çalıştır. Sağa sola bak ben neler yapabilirim şunu yapayım bunu yapayım. Sen Uber yapıyorken burada ya da DoorDash delivery paket servisi yapıyorken kafa daha büyük ne yapabileceğini düşün. Ömür boyu onu yapmayı düşünme. Daha büyük işler yapabilecekken bir yerde sınırlı kalma onu demek istiyorum. Yani siz bize bakmayın biz YouTube yapıyoruz biz. Bizim işimiz var. Biz sevdiğimiz işi yapıyoruz. Bize hep soruyorlar ya abi sen ne iş yapıyorsun abi. Uber sürüyor ama Uber videosunun altına yazıyor bir de. Abi sen ne iş yapıyorsun diye. Uber. Çelik alüminyum doğrama ama. Görüyorsun işte diyorum ben de.
Ben diyorum akşamları Pimapen'e gidiyorum baba. Hala soruyorlar ya. Burada yani yalan yok. Geldikten sonra bir yerden sonra belli bir süre sonra şöyle bir sene sıktıktan sonra lan ne iş yaparsan yap bir cebinde para oluyor. Evet. Cebinde para oluyor. Ama konu sadece para değil işte. Yani belli bir süre sonra sevdiğin işlere yönelmen gerekiyor. Şu an buranın %90'ı sadece Uber veya işte delivery gibi işler yapıyor. Bu %99'unda %70'i en azından mutsuz abi. Mutlu değilim diyor. Takılmıyor. Sürekli para biriktiriyor. Bok gibi parası olmuş. Evet. Bok gibi. Her yok diyor ben diyor. İşte yatırımcı vizesine başvuracağım diyor. S**tmuşum yatırımcı vizesine. Sen buraya gel güzel hayat yaşa zaten kapılar sana açılıyor. Sadece önündeki kapıya bak. Buraya geldikten sonra emekliliği düşünüyor. Bana emeklilik maaşı soruyor Amerika'daki. 15 yaşında daha. 15 daha babası 35 yaşında. Ya böyle bir şey olabilir. Dedesi daha yeni emekli olmuş. Emekliliği soruyor. Lan manyak mısın oğlum? Ruh hastası mısın? Ne emekliliği? Sen de ki bana lisede ben neyi tercih edeyim de. Ben fizikte de sıvıların kaldırma kuvveti var. O da nasıl kaldırıyor de. Bana bunları sor ya. Lan senin ne işin var buradaki emeklilik sistemiyle? Buradaki yok bilmem işte oraya geleceğiz. Orada işte kafe kurulur mu? İşte bilmem spor salonu açsam ne kadar? Ne yapıyorsun? Liseden BSU yazacağım diyor. Daha buradaki şeyi düşünüyor, hesaplıyor. Evet. Abi öyle bir şey yok. Yavaş yavaş. Sakin olun. Sakin olun. Biz buraya gelmeden yani böyle bu videoyu çekip binlerce kişiye hitap edeceğimizi bilmiyorduk. Ben biliyordum. Sana söylemiştim. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu... Neyse. Konu çok... Bak burada var ya. Bak burada ben sana bir şey diyeyim mi? İri Amerikan futbolu oyuncuları var tamam mı? Abi onlar ne iş yapıyor biliyor musun? Onlar burada daha demin geçiyorlar sürekli. Oğuz'un o yüzden dikkate dağılıyor. Oğuz hala oradan beri date'i düşünüyor. Kimle konuşsam diye düşünüyor. Tamam hadi videoda kapanmadan şey yaparız. Yapar mıyız arkadaş edinme? Ayağımına. Evet yani en son güzel bir konu konuşuyorduk ya. Dağıttılar yine dikkatimizi dağıttınız ya. Şimdi sizin için biraz daha düşüneceğiz. Diyeceğiz ki bu adamlar ne yapmalı da buraya nasıl gelmeli daha hızlı nasıl gelmeli bunu düşüneceğiz. Şu an cepte olan şey bir şekilde para bulun. Ben size diyorum ki o parayı ödersiniz. Bu bir cepte mi? Gelin. İkinci olarak da buraya eğitim almaya gelin. Bu işte şu kadar pahalıymış, bu kadar pahalıymış korkmayın. Ben yeni mezun oldum. Benim diplomam daha yeni geldi. Belki onun videosunu yaparım. Ben ayda sadece $500 ödedim. Tamam mı? $500 ödedim. Kirayı da ödüyorsun, onu da ödüyorsun. Bitti. Şu an mesela okula falan para ödemiyorum. Ondan sonra zaten sana çalışma izni falan filan her bok geliyor. Yolunu buluyorsun. Ha, o zamana kadar da yolunu bulursun kardeşim. Senin yolunu bulmadığını Amerika hükümeti bilmiyor mu? Biliyor. Ama rahat olun. Bu kadar adam yolunu bulmuş. Milyonlarca immigrant, milyonlarca mülteci yolunu bulmuş. Sen bulamazsan zaten daha bir hayattan beklentin olmazsın zaten. Bu kadar kişi arasından sen bir patlarsan eğer, bir tek sen patlarsan dön zaten ülkeye. Hatta oradan Afganistan'a falan git. Oradan Taliban'la Maliban'la takılırsın yani. Böyle bir şans varsa. Ama ben sana diyorum ki böyle bir şey olmadı. O yüzden rahat ol. Çek kredini. Gel burada yolunu bul. Burada olması şart değil. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz arkadaşlar. Yürüyeceğiz. Sıkıldık buradan. Vala vala vala. Bak şu kız kanka, şuradaki kız 4 saattir oturuyor. Bir su almış. Hala oturuyor. Biz hep oraya oturmak istiyorduk çünkü Anıl'la. Kanka şu benim solumdaki telefonla bir şey gösteren. Ama 4 saattir oturuyor abi. Biz oraya oturacaktık. Kız bir su almış 100 saattir oturuyor yani. Neyse, ama ben sana bir şey diyeyim. Nasıl bakıyor? Gördün değil mi? Ya bakıyor da kanka biz de şeyiz yani her bakana. Neyse. Bizi şey mi sandınız lan? Böyle videonun önünde gördüğünüz bizi.